Herkese selamlar. Yeni main DPS karakterimiz Avare ile beraber karşınızdayım. Bu videomuzda karakterin kullanabileceği yadigarlara, yetenek sıralamasına, aynı zamanda takım kurulumları ile beraber de silahlarını değiniyor olacağız. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Evet, öncelikle Avare'nin genel durumundan bir bahsedelim, temel özelliklerinden bahsedelim. Karakterimiz bir büyücü olduğu için oto ataklarıyla çok güzel bir şekilde anima hasarını çıkarabiliyor. Ayrıca E yeteneğini kullandıktan sonra havaya kalkıyor. Kendine özel bir stamina barı oluşturuyor ve bu stamina barı ile beraber de normal ataklarını ekstradan güçlendirdiği için ekstradan bir hasara sahip oluyor. Ayrıca yeteneğinin şöyle ekstra bir güzel özelliği daha var, hemen ondan da bahsedelim. Avare'nin E yeteneği aktifken aynı zamanda siz oto atakları gerçekleştirirken üzerinizde bir yeşil imge çıkıyor ve bu yeşil imge çıktıktan sonra sıradaki atacağınız dash herhangi bir stamina tüketmiyor ve rakiplerinize anima füzeler göndererek güzel bir rüzgar hasarı veriyor diyebiliriz. Burada anima ve rüzgarı ard arda farklı bir şekilde kullanıyorum. Farkındayım, kusuruma bakmayın bunun için. Türkçe ve İngilizce bir tık karışık olacak gibi, yavaş yavaş alışacağız artık biz de bu duruma. Gelelim o zaman karakterin temel özelliklerine. Avare'de mümkünse karakterde 60'a 180 nitelikler yapmaya çalışın. Yani kritik oranınızı mümkünse 60, kritik hasarınızı da en az 180 yapmaya çalışın. Eğer ki silahınız size rate veya damage, yani oran veya hasar veriyorsa, buradaki oranları daha da fazla yükseltmeniz gerekecektir. Bunun dışında atak bonusunu, saldırınızı daha doğrusu, mümkünse 2000'in üzerinde tutun. Ve yanında element ustalığı kasmak zorunda değilsiniz. Farklı bir şey kasmanız çok da şart değil. Enerji yüklemesi 110 ila 120 arasında olabilir. Şimdi hepsinden önce yetenekler konusuna geçelim. Avare'de mümkünse oto ataklarınız E ile beraber güçlendirildiği için önce oto atak, hemen ardından E, en son ulti şeklinde geliştirme yaparsanız sizin adınıza çok daha iyi olacaktır. E yeteneğinden bir hemen bahsetmek istiyorum. E yeteneğinizi kullandıktan sonra havaya kalkıyorsunuz. Özel bir stamina barınız oluyor. Bu stamina barı sizin asıl sahip olduğunuz sarı stamina barını etkilemediği için bu bar bittikten sonra, yani E yeteneğinin kullanımı bittikten sonra yine dash atmaya, kaçmaya devam edebiliyorsunuz veya charge atak atmaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca karakterimiz havadayken vuruşlar gerçekleştirirken çok daha yüksek normal saldırı hasar bonusuna sahip olduğu için düz vuruşları epey bir güçleniyor. Karakterimizin enerjisinin, staminasının başlangıcı 100 ve siz burada saldırılar yaptıkça, hareket ettikçe yine havadayken buradaki staminanız tükenip duruyor. Aklınızda bulunsun. Aynı zamanda 8 formundayken maalesef birazcık savunmasız kaldığı için, eğer ki rakibiniz sizi tekliğe uğratabilecek bir saldırı gerçekleştirirse geri düşebiliyorsunuz. Bu yüzden kalkan kullanmanız gereken bazı zamanlar olabilir. Şimdi gelelim ultisine. Ultisinin kullanımı çok basit. Sadece rakibin üzerine bir anemo hava akımı ile beraber basıyor. Ardı ardına 5 defa hasar veriyor. %206'lık bir beceri hasarı ile beraber. Enerji maliyeti yüksek değil. 60. Bekleme süresi de 15 saniye. Bu yüzden gayet güzel. Özellikle Cons 2'de bunun kullanımı değişiyor. Bundan birazdan bahsedeceğim. Yeşim kaplı çiçek ilk pasifine baktığımız vakit, E yeteneğini kullandıktan sonra eğer sizin E yeteneğiniz buradaki elementlerden iki tanesiyle temas ederse, en fazla aynı anda iki tanesiyle temas edebiliyor, buradaki özellikleri alır temas ettiği elemente göre. Su ile temas ederse Fugoryuku puanı sınırı 20 artar. Yani E yeteneğinin staminasının sınırı 20 artar. Ateşle temas ettiğinde saldırısı %30 artar. Buzla temas ettiğinde kritik şansı %20 artar. Elektrikle temas ettiğinde normal ve yüklü, yani charged atakları, saldırıları her vuruşunda 0,8 enerji inler. Ve bu şekilde her 0,2 saniyede bir enerji inleyebilir. Bu güçlendirmelerden aynı anda en fazla 2 tane alabiliyoruz. Yani biz gidip hem kritik şansım artsın hem saldırı marsın, hata marsın diyorsanız ateş ve buzlu beraber kullanarak güzel bir combo yapabilirsiniz. Bora rüyasına baktığımız zaman Avare akım harmonisi durumundayken, yani E formundayken oto ataklarını gerçekleştirirken %16 ihtimalle bir iniş etkisi oluşturur. Bu iniş etkisi olayı ne? Siz de oto ataklarınızı gerçekleştirirken üzerinizde bir yeşil imge çıkıyor. Bu yeşil imge varken eğer ki siz dash atarsanız, yani sağ tık ile kaçınma yaparsanız, bu sefer yapmış olduğunuz kaçınma sizin staminanızı tüketmez. Ayrıca rakibinizin üzerine rüzgar okları yollar ve rakibinize güzel bir rüzgar hasarı verir. Yani kombomuzu yaparken genellikle vardı 1, 2, 3 tane normal saldırı, ardından sağ tık, yani dash. 1, 2, 3 normal atak, ardından yine sağ tık. Bu şekilde komboyu ilerlettiğimiz vakit hem dash attığımızda bir stamina harcamamış oluyoruz, hem de dashimiz ile beraber de ekstradan bir hasar vermiş oluyoruz. Gayet de güzel bir şekilde iç görüyor açıkçası. Her bir saldırı gerçekleştirdikten sonra da
Buradaki iniş etkisini alma şansınız %12 artar. Aklınızda bulunsun bu da. Girdap ultusu ise kendi sahip olduğu pasifi yayı ve katalizörü yükseltirken, yani büyücü silahlarını yükseltirken harcanan moranın değerini %50 azaltır. O zaman şimdi gelelim yadigarlara. Avarinin kullanabileceği temel olarak iki farklı yadigar seti bulunuyor. Birincisi ve en iyi olanından hemen ben isim olarak şuradan bahsedeyim. Çöl Konağı Günlükleri. Bunu iki parçasını taktığınızda %15 rüzgar hasar bonusu veriyor. Yani anima damage bonus veriyor. Dört parçası ise siz bir charge atak gerçekleştirdikten sonra 15 saniye boyunca %10 saldırı hızı ve normal charge ve plunge ataklarınızın hasarını da %40 arttırırsınız ki bu da aslında Avari için oldukça ideal çünkü zaten normal saldırıları oynayan bir karakterimiz. Eğer ki bunu siz 4 parça takamıyorsanız 4 parça Shimanova'nın hatırası da takmanız mümkün. 2 parçası %18 saldırı. 4 parçası ise E yeteneğini kullandıktan sonra eğer ki 15 enerji veya daha fazlasına sahipseniz 15 enerjinizi tüketir ve karşılığında normal charged ve plunging ataklarınızın hasarını %50 arttırır. Şimdi normalde Avare ultiyi çok sık bir şekilde kullanmıyor. Yine denk geldikçe kullanıyor elbette ama E'sinin yeri çok daha önemli. Ancak Cons 2 olduğu vakit Shimanova'sı yani Shimanova'nın hatırasını kullanmakta zorlanabilirsiniz. Ondan birazdan bahsedeceğim. Hatta Cons 2 yaparsanız Avare'yi mutlaka çöl konağı günlükleri kasmaya özen gösterin derim ben. Diyelim ki bunları da sahip olamıyorsunuz. İki parça çöl konağı günlükleriyle %15 rüzgar hasar bonusu elde edebilirsiniz ve aynı zamanda buradan siz yeşil gölge iki parça takarak da yine bir %15 rüzgar hasar bonusu ekstradan elde edebilirsiniz. Bu şekilde 2-2 kullanma şansınız var veya 2 adet %18'lik saldırı kullanma şansınız var. 2 parça Shimanova'nın hatırası ile beraber 2 parça Gladiatör'ün son yeminini de kullanabilirsiniz. Eğer ki macera rütbeniz 45'in altındaysa ki o zamanlar eser kasamıyorsunuz zaten. O sırada Berserker takabilirsiniz. Berserker'ın buradaki Türkçesi vahşi savaşçı. Ve bunun yanında dilerseniz yolcunun azmini de takabilmeniz mümkün. Hem %18 saldırı bonusu açmış olursunuz hem de kritik oranı kazanmış olursunuz ki bu da karakter için gayet ideal olacaktır. Temel niteliklerimiz, alt niteliklerimiz neler olmalı, ne aramalıyız biz bu avarda? Hemen onlara değinelim isterseniz. Karakterde mümkün olduğunca yüzdelik kritik oranı, yüzde kritik hasarı, yanında yüzdelik saldırı, ardından enerji yüklemesi, element ustalığı gibi şeyler kasılabilir. Ancak bu ilk üçlü, saymış olduğum ilk üçlü en önemlileri. Saatte yüzdelik saldırı takıyoruz. Kupada kadeh kısmında daha doğrusu rüzgar hasarı bonusu takıyoruz. Taçta ise kritik hasar veya kritik oran takıyoruz ki bunlar avare için en uygun olanları. Eğer ki sizin macera rütbeniz çok düşükse burada yüzdelik saldırı, yüzdelik saldırı ve yüzdelik saldırı bile tercih edebilmeniz mümkün. Çünkü düşük rütbelerde gerçekten kasması eserleri çok çok zor. Silahlara baktığımız zaman en iyisinden en kötüsüne doğru ilerleyelim isterseniz. Tulay Tulağ'ın anısı Avarne'ye tercih edebileceği en iyi silah zaten. Burada yalnız şöyle bir sıkıntı var. Yanlış bir çeviri yapılmış. Buradaki çeviriye sakın düşmeyin. Beni de Instagram'dan bir takipçim uyardı sağ olsun. Çeviride hata olmuş diye. Burada evet temel saldırısı çok yüksek. Kritik hasarı gayet güzel. Normal saldırı hızınızı da %10 arttırıyor ama şuradaki çeviri hatası şu. Burada demiş ki her 10 saniyede bir normal saldırı hasarınızı %4,8 arttırır. Yanlış bu. Burada her saniyede bir normal saldırı hasarınızı %4,8 arttırır ve 14 saniye boyunca devam eder. Bu yüzden buradaki çeviri yanlış diyebiliriz. Aklınızda bulunsun bunu da düzeltmiş olduk. Aynı zamanda bu süreç içerisinde siz normal saldırıyla düşmana hasar verirseniz buradaki normal saldırı hasar bonusunuz %9,6 artar ve her 0,3 saniyede bir bunu tetikleyebilirsiniz. Normal saldırı hasarı artış sınırınız ise %48 oluyor. Yani toplamda %48 normal saldırı hasarı bonusu elde edebiliyorsunuz ve %10 da normal saldırı hızı elde edebiliyorsunuz. Toplam hasar konusunda gerçekten çok fazla ileri taşıyor avariyi. Eğer ki sizde Tulay Tulah yoksa kullanabileceğiniz bir öteki en iyi silah Kutsal Rüzgarların Kayıp Duası yani Lost Prayer to the Sacred Winds. Bunun da temel saldırısı gayet yüksek. Kritik oranı çok iyi. Özellikle crit value'su Tulay Tulah'a göre bir tık daha iyi ama temel saldırısı bir tık daha az. Bunda da hareket hızınız %10 artıyor ve savaşta durduğunuz her 4 saniyede bir %10 değil %8 element hasar bonusu kazanıyorsunuz referank 1 iken yine kullanılabilir referank 1. Eğer ki varsa Divacity yani Göçebenin Nota kitabını da referank 5 iken kullanabilirsiniz. Temel saldırısı değerlerinden bir tık az ancak alt niteliklerinden sahip olduğu bonuslar çok güçlü. Karakter savaş alanında çıktığında 10 saniyeliğine rastgele bir tema müziği kazanıyor.
30 saniyede bir buradaki özelliklerini alabiliyorsunuz. 30 saniye bekleme süresi var. Eğer ki saldırıyı alırsanız %120 saldırı bonusu. Element hasarı alırsanız %96. Bu ikisi zaten avare için çok iyi. Ancak element ustalığı gelirse yandınız. Böyle bir sıkıntısı bulunuyor. Bunun dışında Memory of Dust da yani tozlu hatıra da çok iyi. Ancak bunun için kalkanlık bir karakter kullanmanız şart ki burada Johnny devreye giriyor. Bu yüzden şartı bir tık fazla olduğu için geri plana düşüyor diyebiliriz. Bunun dışında burada diyebileceğim Dodoka masalları gerçekten güzel giden bir silah ancak etkinlik ile elde edilebilen sınırlı bir silah olduğu için herkeste bulunmayabilir. Fakat free to play seçenek için gayet güzel diyebiliriz buna. Ve son olarak Solar Pearl'ü de söyleyebiliriz aslında burada. Solar Pearl'ümüz de yine Battle Pass'ten satın alınabilen bir silah kendisi. Eğer ki kullanmak isterseniz. Bunun dışında maalesef avare için çok free to play silah seçeneği yok. En kötü siz Demirciden Mampa Mary üretip kullanabilirsiniz ancak çok da fazla öneremiyorum maalesef onu. Karakterin takım yıldızına baktığımız vakit birinci takım yıldızı özelliğine baktığımızda yeteneğinizin saldırı hızı %10 artar. Ayrıca Bora Rüyası yani sizin deş attıktan sonraki yanınızdan çıkan rüzgar oklarının vereceği hasar %25 artar. Yani diyebileceğimiz bir takım yıldızı bu çok da değerli değil. İkinci takım yıldızı özelliği sizin yeteneğiniz aktifken eğer ki siz ultinizi kullanırsanız ve buradaki durumda şöyle bir hasar artışı oluyor. Kaybetmiş olduğunuz puan başına yani maksimum puan ile aranızdaki sahip olduğunuz o anki mevcut puan ne kadar fazla olursa ve o anda ultiyi kullanırsanız vereceğiniz hasar o kadar fazla artıyor ve buradaki durumu hasar en fazla %200'e kadar çıkarılabiliyor. Aslında çok güzel bir hasar artışı yaşanıyor burada. Ultisi gerçekten çok değerli bir hale geliyor bu şekilde. Yani E'den sonra ulti kullanmanız gerekiyor bu komboda. Eğer ki ikinci takım yıldızını açarsanız. Temel mantık ne? E yeteneğini aç. Enerjiyi harca harca harca. Tam E yeteneği bitmek üzereyken, enerjiniz bitmek üzereyken ultiyi kullan ve maksimum hasarı ver. Kombonuz bu şekilde. Üçüncü takım yıldızı özelliği. Buradaki ultisinin seviyesini 3 arttırır. Dördüncü takım yıldızı özelliğinde artık yeteneği ile beraber ekstradan rastgele bir element daha etkisi daha kazanıyor. Güçlendirme kazanıyor. Ve bununla beraber aynı anda 3 farklı elementin özelliğini yeteneğinde kullanabiliyor. Gayet güzel bir özellik. Ve 5. takım yıldızı özelliğinde yeteneğin seviyesi 3 artıyor. Ve son takım yıldızı özelliğinde burada avare yeteneği aktifken rakibine bir saldırı gerçekleştirdiği zaman rakibine ekstradan bir kendi saldırısının %40'ı kadar, atağının %40'ı kadar bir rüzgar hasar daha verir ve buradaki rüzgar hasarı normal saldırı olarak sayılır. Yani normal saldırı bonuslarından da faydalanır. Avarinin E yeteneğinin staminası 40 puanın altına düştüğü zaman 4 puan yenilemeye başlıyor ve bu durum her 0,2 saniyede bir yenilenebiliyor. Buradaki yenileme ise sadece 5 defaya kadar olabiliyor. Yani buradaki puanı siz de en fazla 20 kadar yenileyebiliyorsunuz. Ve bu şekilde biraz daha E yeteneğinizi uzun tutmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan boss'a gidelim, bir yandan Avarinin ön tek avantajlarından bahsedelim isterseniz. Açık dünyada gezinmek için de Avar aslında oldukça pratik bir karakter. Rahatlıkla uçabiliyorsunuz. Hızlı hızlı gezinebiliyorsunuz. Takımda zaten genellikle Farazan bulunmak zorunda. Çünkü Farazan hem rakiplerin anemo direncini kırabilen bir 4 yıldızlı karakter. Hem de sizin takımınızda bir anemo damage bonus hasar da kazandırabiliyor. Ki bu açıdan çok çok büyük bir avantaj kazandırıyor Avar'a. Sürekli hasar veren bir karakter için kesinlikle büyük bir avantaja sahip. O zaman hemen bir başlayalım burada. Kombomuza basit bir şekilde neler yapabiliyoruz bir gösterelim. Şu bizim kadim toprak ejderi bir ayağa kalksın bakalım ne yapabiliyor. Bennett ultisi E'si, Rosary E'si. Burada ultiyi de yapıştırdık. Paruzan E, ulti attık. Avare'ye geçtik, E bastık. Burada rakibimize normal ataklarımız ile beraber yapıştırıp duruyoruz. Ve gayet güzel bir hasar çıkarıyor gerçekten o atakları ile birlikte ki şu an statları o kadar iyi değil. Saatler o kadar iyi olmamasına rağmen bence gayet güzel bir şekilde hasar çıkarabiliyor. Özellikle Şaman Avaz kullandığı için de şu an ultiyi kullanması zor oluyor. Eğer ki siz bu karakterde gidip Şaman Avaz değil de yeni gelmiş olan seti kasabilirseniz çok daha büyük bir hasar performansı kesinlikle sergileyecektir. Daha rahat bir şekilde yok edebilirsiniz. Ya burada illaki bu karakterleri kullanmak da zorunda değilsiniz. Daha farklı takım önerileri de hemen burada yapabiliriz dedim de Bennett yok etti burada. Öteki takım önerilerine geçelim isterseniz hemen biz burada. Evet şimdi birazcık da Tazer oynayabileceğimiz bir parti kullanacağız. Ve burada şöyle bir şey yapacağım. Burada Faruza'nın takım yıldızını birazcık arttırmak istiyorum ki ikinci takım yıldızını çıkardığımda ultisinin aktiflik süresi de artacağı için aslında avare için çok fazla fark edecek ki hatta biz 6'ya kadar gidelim. Burada Faruza'nın 6. özelliği, takım yıldızı özelliği rüzgar hasarı
verirken %40 da kritik hasar bonus sağlayabildiği için aslında Avar için çok büyük bir avantaj kazandırıyor diyebiliriz. O zaman hemen bu partimizi bir deneyelim isterseniz. Burada yapacağımız combo nasıl olacak? Xingqiu ultisi ile beraber başlayıp burada E'lere yapıştırabilirsiniz. Ardından Fischl E'si atarsınız. Sonra Faruzan E, ulti atarsınız. Burada bir tane de charge atak atarak enerji yeneyebilirsiniz. Sonra Avare'ye geçersiniz. Sop burada oto atakları yapıştırabilirsiniz. Buradaki Taser takım da gerçekten çok güçlü. Sürekli olarak rakibin üzerine elektrik charge uygulayabiliyorsunuz. Ve işinizi bayağı bir görüyor. Zaten sürekli swirl atabiliyorsunuz. O da fazlasıyla işinizi görüyor. Bir de bakın Faruzan'ın ikinci takımımızda özelliğimizi açtığımız için de ultisinin aktiflik süresi de hem çok iyi oldu, uzadı. Bu sayede daha da iyi bir şekilde destek çıkabiliyor. Aynı zamanda bu takımda enerji yenilemesi de epey bir kolay olduğu için avariye daha iyi bir şekilde destek olabiliyor. Bu yüzden kullanabileceğiniz en iyi öteki takımlardan birisi olarak ben rahatlıkla bunu söyleyebilirim, aklınızda bulunsun. Ve elbette burada konsol altı olduğu vakit daha da fazla fark ettirdi. Tabii ki hasar konusunda çok büyük bir uçukluk olmadı. Neden? Takımdan biz Bennett'i çıkardık. Hem çok yüksek bir atak bonusunu kaybettik. Hem de E'sinden gelecek olan saldırı bonusunu da kaybettik. O yüzden bir bakıma saldırısı geri düşmüş olabilir hasar açısından. Ancak artışık gerçekleştirdiği combo enerji yenilemesi sayesinde takımı için çok daha iyi oldu. Çok daha sık bir şekilde ulti kullanabilir hale geldi. Böyle bir avantajı bulunuyor. Bu sefer Avare Faruzan Bennett ve Fischl'ı deneyelim. Enerji yenilemeye çalışalım ve Avare'nin burada ultisini de kullanmayı deneyelim isterseniz. O zaman hemen kombomuza Bennett'in ultisiyle beraber başlayacağız ki Fischl'ın burada E'sini snapshotlayabilmemiz gerekiyor. Fischl'a geçtik. E bastık. Bu da Faruzan E. Ulti. Bir tane charge da atarsanız iyi olur sınırınız enerji yenilebilmeniz için. Çünkü gerçekten çok büyük bir acı çekiyor. Maalesef ki Faruzan enerji yenilerken keşke çekmesi ama. Burada E'tineğimizin pasifi bitmeden önce, staminası bitmeden hemen önce ultiyi de yapıştırıyorum en sonunda. Güzel bir hasar kombosu çıkarmış oluyoruz bu şekilde. Ve gerçekten güzel bir hasar çıkarıyoruz diyebiliriz. Peki o zaman Avar'da konus 2'yi açarsak, yani takım yıldızı da 2'yi açarsak ne olur? Gelin bir de onun farkına bakalım isterseniz aynı takım ile beraber. Aynı takım, aynı düşman ve bu sefer ikinci takım yıldızını test edeceğiz. Bakalım hasar konusunda nasıl bir farklılık oluşturacak. O zaman yine aynı şekilde Bennett E ulti, Fischl'a geçtik. E bastık. Faruzan'da E ulti bastık. Ardından bir de charge atabilir miyiz lütfen artık? Avare'ye geçtik. E ile beraber yapıştırıyoruz vuruşlarımızı. Şu an hızlı bir şekilde ultimizi de yeniledik. Enerjimizin bitmesini bekliyoruz. Enerji bitmeye yakınken ultiyi yapıştırıyoruz. Ve çok daha büyük bir hasar artışı oldu kesinlikle. Her birinin 40 bin vurduğunu düşünürsek. 200 bine çıktı hasarımız ultiste. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ve Bennett'in ultisi alandan kaybolduktan sonra bu hasarı verdik. Daha erken bir şekilde davranabilseydik hani. Faruzan E'sine bastıktan hemen sonra Avare'ye geçip bu komboyu yapsaydık. Belki de ona da yetiştirebilir ve hasarı burada 300 bine kadar bile çıkartabiliriz bir bakıma. Her daim takımınızda Faruzan olacak diye bir şey yok elbette. Yuncin'i de Faruzan yerine bu partide kullanabilirsiniz. Ve Yuncin de gerçekten Avare'ye düzgün bir şekilde destek çıkmakta. Ancak bu partide ikinci bir anemi karakter olmadığı için Avare'nin ultisini fullemekte burada bir nebze zorlanabilirsiniz. Bu yüzden enerji yenilenmenizi bir tık arttırmanız gerekebilir, aklınızda bulunsun. Ancak bu partide gördüğünüz üzere kesinlikle çok sağlam bir şekilde Avare ile birlikte oynanılıyor ve gerçekten sağlam bir şekilde yok edebiliyorsunuz. Bu yüzden Yuncin de kesinlikle Faruzan yerine önerebileceğim sağlam bir karakter. Hatta Faruzan'la da aynı anda partide kullanabilirsiniz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Aynı anda iki element birden bonusunu kullanamayacağınız için E yeteneğinizde ufak bir eksiklik yaşayabilirsiniz bu konuda. Ha yok, ben zaten E hasarımın normal atak hasarına odaklanmak istiyorum derseniz, o zaman yine kullanıp takımınızda bir adet Pyro karakter koyarak normal hasarınızdaki o maksimum hasarı oynamayı deneyebilirsiniz. Tamamen buradaki tercih size kalmış. 2 Anemo, 1 Geo ve 1 Pyro yapabilmeniz de mümkün kısaca demek istedim. O zaman genel takım kurulumlarına geçelim isterseniz. Avar daha çok takım mantığını ve kombosunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada Avar'da takımını kurarken eğer ki Faruzan varsa, hemen şöyle bir Faruzan ile beraber gösterelim. Faruzan varsa Xingqiu Fischl beraber, Xingqiu ile Bennett beraber. Burada dilerseniz siz Fischl'ı Bennett ile beraber kullanabilirsiniz yine. Şuraya koyarsak eğer ki Fischl'ı. Ya da siz burada Shining atıp buraya Xingqiu atabilirsiniz. Yine ne için oynuyormuş gibi davranabilmeniz mümkün. İsterseniz ki Xingqiu yerine Yelan kullanabilirsiniz. Yelan'la çok güzel bir şekilde iş görecektir çünkü düz duruşlar çalışıyor. Hatta Xingqiu, Yelan,
Avare ve Farazan takımı yapabilmeniz mümkün. İkisinin birden tutuşlarıyla ile beraber uçabilirsiniz. Hydro'ları sürekli destekleyeceğiniz için. Joani ile beraber Avare'yi kullanabilmeniz mümkün. Ve yanına bir adet Pyro karakter atabilirsiniz. Bennett olacak şekilde mesela. Hem de havada sekteye uğrama şansı olmaz. Ve kombonuz bozulmadan devam edebilirsiniz. Burada Yemiko kullanılabilir ancak Yemiko çok fazla zaman çaldığı için bir tık problem oluşturabilir. Bu yüzden Fischl varsa daha güzel bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Beyda o kullanılabilir. Oto ataklarınızda doğrudan bir elektro hasar ekliyor ve rakiplerin arasında sektirebiliyorsunuz. Sürekli zaten girdap uyguluyorsunuz yani sıfırla uyguluyorsunuz rakiplerinize. Bunun dışında Paruzan yerine kullanabileceğiniz Jean var. Eğer ki Jean'iniz Cons 4 veya üzeri ise Anemo direnci de kırabileceği için Jean de çok güzel bir tercih olacaktır kesinlikle eğer ki kullanmak isterseniz. Şimdilik yapabileceğim takım önerileri bunlar. Yani önerebileceğim birçok takım önerisini saymışımdır diye düşünüyorum. Yani benim daha sayamadığım olabilecek çok takım çeşidi bulunuyor elbette. Hani burada siz Mona'da kullanıp kısa süreliğine hasar artışı da elde etmek isteyebilirsiniz. Burada Bennett yerine Shining'i söyledik. Hatta burada siz gidip Thoma bile kullanabilirsiniz bir çılgınlık yaparak. Konsolatı Thoma'da yine kesinlikle Avar'ın işine yarayacaktır. Kalkanla korunduğu sürece normal hasar bonus vereceği için. Takım tercihleri, kurulumları anlattıklarım ile beraber tamamen size kalmış. Fakat Avar ile farklı bir Anemo karakter seçeneği pek uygun olmayacaktır. Ya Jean ya Faruzan. Onlar da Anemo direnci kırdığı için. Venti'nin de konsu elbette. Takım yıldızı da Anemo direnci kırıyor. Ancak yine de Avari ile beraber uyumlu olur mu? Olur fakat çok da fazla önermem. Özellikle bunların daha fazla Anemo direnci kırma potansiyeli ve Anemo damage bonusu sağlama potansiyeli varken Faruzan gibi bir karakterin Venti'yi kullanmanıza pek de ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum ben. O zaman şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.